27 Haziran günlük buçuğumuza hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın efendim. Sevgili koçlar, inanılmaz hırslı bir gün. Ay ikizlerde devam edecek. Taşınma, işle alakalı evrak alım konuları ile ilgili yoğun dışarıda seyahatleriniz söz konusu olacak. Hırslı olmak çok fazlasıyla ilerlemenize, kendi başarınıza, daha erken rekabet olduğunuz alanlarda gücünüzü göstereceksiniz. Çabalarınız, emekleriniz hak ettiğiniz yerini takdir olarak gösterir. Öğleden sonra yöneticileriniz, patronlarınız, aranızdaki krizler bitmiş. Daha sakin amirlerimiz, yöneticilerimizin arasındaki yaşanan mutlu gülümsemeler keyif verecek. Akşamüstü yakın dost ve yakın çevre ya da ailenizle alakalı haklı olduğunuz konularda hak alım evresi var. Ufak tefek tardilat ve şimdiden bilet hazırlığı içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Sevgili boğalar, tamamen engelleri aşmak, ortamdaki karışık evreyi tamamıyla konsantrasyon olarak kendi enerjinizi almak, gün boyu kalbinizden geçen ne varsa gün içerisinde devam edecek sezgilerinizle hem iş alanınız hem de olduğunuz noktada kendinizi fazlasıyla ispatlayacaksınız. Bu ara parasal konularınızla alakalı yeni yollar, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar yaratmak istiyorsunuz. Uzun süredir yurt dışı ya da bazı konularda engel olunan evraklarımızla ilgili artık engeller kalkmış olacak. Üzerinizdeki yük bitmiş, kendi enerjinizi daha sağlam şekilde bulmuş olacağınızı gösteriyor. İlişki ya da evliliğinizle alakalı sert konuşmalardan ani ayrılık kararları biraz yıpratabilir. Eski diyaloğunuzla ilgili de bazı konularda haklı olmanıza rağmen özür dilemek zorunda kalacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili ikizlerciğim, günlük mevcut işlerinizle alakalı oldukça yalnız hissedeceksiniz. Kendinizi bulunduğunuz kalabalık bir noktada, ekip arkadaş çevreniz, alanınızla alakalı noktadaki gerginlikleri de kendi içinizde görmemezlikten geleceğiniz gözüküyor. Burada fırsatlarınız var, avantajlar var. Gözünüzü dört açıp bulunduğunuz noktaya odaklanmamız lazım. Her şeyden önemlisi içsel dünyanız kendini güvende hissetmiyor. Ortamdaki insanların saçmalıklarıyla var olmak istemiyorsunuz. Başka bakışlarla bir bütünleşmek istemiyorsunuz. Gerçekten halletmeniz gereken işler var ve bunlar halledilmediği sürece ekonomik olarak kendinizi fazlasıyla yıpratıp dengeleriniz bozulabilir. Bu ara tayin, kurumsal, devletle ilgili başvurularınızla ilgili büyük çabalarınız var. Eninde sonunda çabalarınız aydınlığa itecek. Bu ara kemik ağrınız, baş dönmeniz söz konusu olabilir. İlişki konusunda da karşı tarafı dinleme vakti. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Muhteşem, güzel bir enerji, inanılmaz güzel bağlantılar. Aktif olan hayatınızı yeniden kanıtlamak için doğru enerjidesiniz. Maddi konularla ilgili yaşadığınız pürüzleri yavaş yavaş doğru fikirlerle oturtacaksınız. Ekip ve ekip çalışma arkadaşlarınızla ilgili kriz anlarını hızlı ve kolay bir şekilde halledip kendi alanınızı güçlendirme noktasındasınız. Uzun süredir yöneticileriniz ya da ekip arkadaşlarınızla ilgili kendinize ait noktayı belirlemek isterken hep aksilik çıkıyordu. Şimdi tam zamanı, orası sizin, hayırlı olsun diyorum. Devlet kurumu sınavınız, bu tarz eğitimlerle alakalı noktalarınızda biraz mücadeleye devam, hak ediliş için daha zaman var diyorum. Özel hayatınızla ilgili, özellikle yalnız olanlar, içsel yalnızlıktan çok yorgunsunuz, artık arayış evresindesiniz. Uzun soluklu ilişkisi olanlarda da güzel evlilik enerjisi var. Hadi hayırlı olsun. Evli çiftlerimizde de sürpriz aile alımı, mal alımı dediğimiz noktalarımız var. Sevgili aslanlar, Ay ikizler burcunda ilerliyor. Yarış halinde. Yani gün içerisinde oradan oraya koşmak, buradan buraya koşmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Yani gün size gerçekten hedeflediğiniz noktaya doğru itse de enerjiniz, ruhunuz tam anlamıyla doğru noktaya gidiyor ama insanlarla bağlantı kurarken krizleri önlemek, iş alanındaki kaosları düzeltmek için çok kolay geçecek, çok da başarınıza denk gelecek. Bu ara yurt dışı ile ilgili ya da bazı evraklarınızla ilgili ani yolculuklar, unuttuğunuz bir toplantınız için
yani gideceğiniz noktada odaklanacaksınız. Gideceğiniz yolculuklarda yeni adımlar, yeni iş teklifleri söz konusu olacak. Gayet harekete alabilir. Mailler, mesajlara dikkat etmenizi öneriyorum. İlişki konusunda da karşı tarafla bağı birlikte güzel bir tatil biletini şimdiden hazırladık. Bayram tatilini bekliyor gibiyiz. Sevgili Başaklar, ne yaparsanız yapın, kafanızla kalbiniz iki uç noktada olacak. Gün boyu özel hayatınızla alakalı yaşayacağınız krizler, belki bir yardımcı danışman, rehber edecek bazı kişilere muhtaç olabilirsiniz. Bunlar size çok faydalı ve enerjik gelecek. Çünkü eğer bu konuyu çözmezseniz işinizle alakalı alanda başarısızlık söz konusu. Mümkün olduğu kadar işinizle ilgili yeni fırsatlar, özellikle serbest alandaysanız ekstra kazançlar ve yenilikler var. Bunları hayata geçirmek istiyorsanız çok doğru, aktif ve kendi işinizi yapıyorsanız da parasal konudaki yaşadığınız birçok kriz daha aydınlık noktaya, daha ferah erecek. Araç alımı ya da anahtarla ilgili sıklıkla gündemimizde olan 2 aylık mevzuyu artık sonlandırmaya doğru gidiyor. Doğru anlaşma, doğru imzalaşma var gözüküyor. Sevgili teraziler, maddi konularda kendinizi daha dinamik hissetmek, gel-git dönemimizin geride kalacağı, yaşanan duygusal olayı tamamıyla arka planımıza atarak yeni işler için büyük çaba, emek ve aile üyemize yaratacağımız gücün mutluluğunu tadacağız. Yakın bir dostumuz, yakın çevremizdeki bazı tanıştırmak isteyen insanlara fırsat verme ve bu tanışmalar size hem duygusal olarak hem de maddiyat anlamında çok güzel iş konularını yaratacak. Bence artık renklerle dokunmaya özen göster diyorum. Bu ara ailede büyüklerle ilgili, özellikle anne, abla, sağlık sıkıntıları olabilir ve içsel dünyadaki karışıklıklar sizi yoruyor olabilir. Biraz da yalnızlığa ihtiyacınız var ama serbest ve büyük kurumsalda çalışanlar için masa değişimi, yer değişimi, yöneticilerdeki krizlerin bitip daha sakin bir ortama adapte olacağınız gözüküyor sevgili Başaklar. Sevgili akrepler, önemli bilgiler not almak, işinizle alakalı daha büyümek, gün içerisinde enerjinizin çok daha aktif olacağı, bazı insanlarla tartışsanız da zaferin sizin doğrultusunda olacağını gösteriyor ve çevrenizdeki insanların size tavrı, tutumundan rahatsız olmadığınız sürece hedef noktanız, başarı noktanız size büyük bir güçlenmenize yardımcı olacak. Sorun çözümlü dönem. İşinizdeki aksiliklerle gün yüzüne çıktıkça bunlar fırsat olarak sizin hayatınıza daha farklı noktadan gelecek teklifler, oluşturacağınız olaylarda büyük renkler katacak. Bu ara kafanızı dağıtmak için ufak tefek akşamüstü gezmek, gece yarısı denize girmek, ormanda yürüyüş yapmak gayet iyi gelecek diyorum. Bu ara yasal problemlerle ilgili yeni bir evrak, yeni bir kağıt evrağı, bu hacizlik bir nokta uyarısı verebilir. Bunları gözden geçirirsek sevinirim. Bir de ev taşınma konunuzda ani karar verip hayatını zorlamayın. Sevgili yaylar, mesleki konularda bugün içerisinde çok yoğun, hiç boş durmayacağı, hiçbir şeye vaktiniz olmayacağı bir gün. Evraklar, hesaplar, toplantılar, girişler, payların bölünmesi gayet halkalı bir şekilde bir fanusun içerisinde, şirket oraya koş, buraya koş, şunu yap, buraya, hani itilmiş olur ya, gün içerisinde bütün itilmiş ruhunuz ön planda olacak. Hak ettiğiniz değeri, hak konusuyla alakalı uzun süredir kendi evrenizi iyileştirmek istiyordunuz ve diplomatik olarak bu aldığım eğitimlerin hakkını almak istiyorum diyorsunuz. Yeni arayışlar hayırlı olsun. Uzun süredir de kendinizle ilgili, işlerle ilgili fikirler oluşturmak istediğiniz noktalarda çok daha güzel başarılar, sizi mutlu edecek olaylar var. Aşk konusunda da kırgınlıkları iyileştirmek için doğru bir gün, güzel adım atın, birbirinize güzel dokunmanızı öneriyorum. Sevgili oğlaklar, tamamen kendinize ait bir gün. Spor yapmak, yürüyüş yapmak, işte kendinizin, işteki yoğunluk alanının hafiflemesi, boş ani dakikalarda bulduğunuz noktada size ait enerjiye ve size ait varoluşa gerçekten iyi bir şekilde adım atacağınız ve bu adım atarken de kararlarınız, doğrultularınız çok iyi olacak. Bir iş teklifi var burada. Eğer isterseniz bu iş teklifiyle alakalı noktada da doğru düşünüp ve kendimize ait noktayı en iyi şekilde belirlememize yardımcı olacak.
anne, baba, kardeşler arasındaki çözemediğiniz sorunlar akşamüstü bizim hayatımızda daha yoğun bir gerginlik yapacak. Ay ikizlerde ters konuşmalar, tartışmalardan uzak durmanızı ve aynı şekilde de bu ara yatırım konularında ani karar verip hata yapmamanızı öneriyorum. Fırsatları doğru görün. Sevgili kovalar, nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir gün olsun. Evet, ay ikizlerde ilerliyor ve sizin en önemli işle yeni çağdaş fikirler, projeler, ortaklı toplantılar, gireceğiniz alanlarda çok güzel başarılar ve hayatınızla ilgili çok doğru noktaları görüp onları daha büyütmek istiyorsunuz. Bulunduğunuz noktada terfi beklentiniz, konuşmak istediğiniz alanlarla ilgili bazı fırsatlar öğleden sonra gerçekleşecek. Yakaladınız, yakalamadıysanız Eylül'e kadar susmanız gerekiyor. Yeni iş başvurunuz, merak ettiğiniz bir mevzu varsa da bu konuda o başvurunuz gerçekleşmiş olacak. Tam kalbinize göre kapılarınız, fırsatlarınız var. Özellikle devlette çalışıyorsanız devletle ilgili bazı evrak kayıpları, evrak araştırması, insan yoğunluğu çok fazla olduğu için hani öğleden sonra izin alayım modundasınız ama burada bazı izinlerden dolayı gitme şansınız yok. Sevgililik konusuna gelince de ilişkinizle alakalı oturtamadığınız noktalar için sizin de çare bulmanız lazım. Siz çare bulmadığınız sürece devamlı haklıymış konumdasınız. Artık haklılığı geride bırakıp doğruya bakalım. Evli çiftlerimizde en önemli şey birbirinize ait noktaları bir türlü oturtamıyorsunuz ve bu yüzden de kavga ediyorsunuz. Kavgadan uzak duralım. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel bir denge, güzel bir nokta olsun diyorum. Size iyi gelecek, her şey sizin için aydınlık. Evet, sevgili balıklar, çözümsüz gördüğünüz ay ikizlerde duygusal zekanız devamlı konuşuyor. Rüyalarınız çok aktif, düşünceleriniz çok aktif olacak. Tartışma, kavgaya açık bir gün olduğu için değişken ruhunuz iş alanına da yansıyabilir. Aynı şekilde de herkese ben haklıyım modunda ilerlemeyi bırakırsanız enerjinizle alakalı işleriniz toparlanması gereken mevzular var. Hala geride bıraktığınız bir sürü sorunlar var. Bunu çözelim. Bu ara yeni iş bekleyen ve işinizle alakalı noktada çözmek istediğiniz fırsatlar için çok artı evreler var. Yeni iş bekliyorsanız bu konuda çok güzel bir fırsat ve bu fırsat size iyi gelecek. Eşiniz, kocanızla ilgili bir bağ oluşturmanız lazım. Uzun süredir gerginlikler vardı, iyileştirmemiz lazım. Özel hayatımızda dengede gitmeyen ve dengesiz olaylar sizi zorlayabilir. Ani değişimleri kontrol edeceksiniz. Başarıya odaklı olmanız lazım. Çok çaba gösterip gerçekçi tavrınızdan emin adımlarla ilerlemeniz lazım. Beğenmeyi unutmayın.